Bütün acılar, ölümler yaşayanlar için. İnsanoğlu nelere başvurmamış, sağlık sularını bulmak, zehirleri panzehir etmek için. Hekimliğin sembolü ölüm yılanının ta kendisiymiş antik çağda. Varlığın denizlerinde yılana sarılmış insan. Bergama'da yılanlı bir çeşmeden girilirmiş sağlık tanrısının tapınağına. Hasta bu çeşmede abdest alır, önce Asklepios'un kızı Hitya'nın evine gidermiş. Orada yer içer, gizli oluklardan akan suların uğultusu içinde uyurmuş. Gördüğü rüyada rahipler derdinin devasını ararlarmış. Sonra hasta yer yer mavi göklere açılan alacakaranlık bir dehlizden geçermiş. Rahipler yukarıdan seslenir, talkın verirlermiş ona. Oradan çıkınca şifalı çeşmeden su içermiş. Ve bir kıbleye yönelip Tanrı'ya dua edermiş. Kutsal havuza inermiş nihayet. Duası kabul edilmişse boş havuz birden sağlık sularıyla dolarmış. Bu umut ürpertilerinden sonra hasta ak mermerler arasında dolaşır ve Asklepios'un tiyatrosunda içini yıkayan oyunlar seyredermiş. Didima'daki Apollon tapınağı da bir sağlık yurduymuş aslında. Burada türlü dertlere deva bir çeşit zemzem kuyusu varmış. Ama antik çağda Anadolu'nun sağlığı bu dev stadyumlarda yoruluyordu. Gençler jimnazyonlarda, esrarsız sularda yıkanıyorlardı. Pamukkale, eski Hierapolis, bembeyaz bir sağlık rüyası gibidir. Burada yeraltı tanrısının insanlara yolladığı bol kireçli sıcak sular akpak eder dünyayı. Dünyanın dört bir yanından hastalar gelirmiş burada yıkanmaya. Burada ölenler bile öbür dünyaya tertemiz sağ salim gideceklerine inanırlarmış. Bu suların her mucizeyi yaratıcına inanır insan gerçekten. Testiler bile deri değiştirir bu sularda. Mavi beyaz bir yaşama sevinci dolar insanın içine. Sıcak sulardan çıkıp geniş ovanın soluğuyla ürperince yeniden doğmuş gibi olursunuz. Bu harap kaplıcada bir sağlık yurduymuş eskiden. Şifalı çamurlara girermiş hastalar burada. Hala da girenler var. İşte yaşama gücünü yenilemeye gelen bir ihtiyar. Çalılara düğümlü dilek bezlerinde ne dertler saklı kim bilir.
bütün ağrılara iyi geliyormuş bu içinden kaynayan batak. İlk hamurunu mu arıyor acaba insanoğlu çamurlarda? Epremit'te Şıpşıp Dede'nin sağlık suları bir kovukta damla damla birikir. Sulardan ayak parmaklarınızla bir çakıl çıkarır götürürsünüz. Dertten kurtulunca taşı getirir, dediye adadığınız kurbanı kesersiniz. Ağaçlar dilek ve adak meyveleri verir sanki burada. En çok da kısır kadınlar başvurur şıp şıp dediye. Küçük salıncaklar, mumlar, renk renk bezlerle bildirirler dertlerini. Şıp şıp dede bu ihtiyarın geçmez ağrılarını şıp diye kesmiş. O da adadığı horozu kesmeye geliyor. Ve Piyoso'da horoz adanırmış eskiden. Fakir fıkaradan horozun yalnız başını istiyor şıp şıp dede. Yaşamak için balıklara da başvurur insanlar. Balıklar sizi iyi edecekse evliyaların kapısına sürttüğünüz taş tahtaya yapışıp kalır. Derin karanlık kuyularda hayatın sırları saklıymış. Derdinizin devası ışıl ışıl görünebilir mi size suların büyülü aynasında? Antalya'nın damla taş mağarasında hastalar cehennemde şifa aramaya iner gibidirler. Meryem Ana Manastırı'nda ise şifa kartal yuvalarından düşen iri damlalardan beklenir. Hristiyan, Müslüman burada Meryem Ana'dan aynı inançla sağlık umarlar. Hastalıklar yedi, kimisi 21 damla da iyi olurmuş. Burada da insanı iyi eden belki damlalardan çok tabiatın güzelliği, çam kokuları, sevinçli su çağaltılarıdır. Sarı çiçeklerdir bütün dertlerin devası. Bu solmaz çiçekler kaynatılıp içilir. Ama en şifalı bitki adamotudur Akdeniz kıyılarında. Bu esrarlı kök koparken insan gibi bağırır, sesini duyan çarpılırmış. Onun için köpeklere koparttırırlar. Böylece dizginlenen cin insan sağlığının emrine girer. Yeni yüzülmüş hayvan postları kansızlığa karşı birebirmiş.
canlı canlı kesilip bedene yapıştırılan alabalık kanı hızlandırır, çürümelere önlermiş. Büyük midyelerin ipiye benzer saçları kulak ağrılarına iyi geliyor diyor Mustafa Paluko. Sarılık hastalığı baltı ile ürkütülür. Bu hastalık sinir sistemiyle ilgilidir gerçekten. Kurşun dökme hasta üzerinde bir şok etkisi yapıyor herhalde. Ayrıca birden suda donuveren kurşunun aldığı biçimlerden manalar çıkarılıyor. Kimi hastalıklar asmadan kaçar. Kimi hastalıklar da ateşten. Kasık kemiği çıkıklarında susamış bir öküze başvurulur. Öküzün karnı yavaş yavaş şiştikçe kemik yerine oturur. Keramet değil, düpedüz denenmiş bir tedavi bu. Anadolu halk hekimliğinin kırık çıkıkla ilgili yanı pek zengindir. Bir 15. yüzyıl Türk kitabında bu hekimliğin hala yaşayan türlü örnekleri vardır. Helvacı dede helva dağıtanları türlü dertlerden kurtarırmış. Ama bu dede okşanmak, tellenip kullanmak ister nedense. Kim bilir hangi eski inançlara bağlanır bu helvacı dede. Ne kadar boş da olsa bu inançlar, umut ve telkin yoluyla iyi edebiliyor belki bazı hastalıkları. Ama açlığa iyi geldiği su götürmez helvacı dedenin. Manisa'nın geniş ovasına bereket tanrıçası Kubele hala yüksek tahtından bakar. Niobe kayası eski inançlarla ürperir sanki zaman zaman. Müslüman evliyaları da boldur Manisa'nın. Her bahar çiğdemler açınca Manisa'da Mesir diye bir sağlık bayramı kutlanır. Merkez Efendi'nin kurduğu şifa yurdunun önünde toplanan binlerce halka Mesir denilen şekerler dağıtılır. 40 çeşit bahar kaynatılarak yapılan bu macun, insanın kışın uyuşan kanını kızıştırır, temizlermiş. Yiyenlerin güçleri artar, çocukları daha gürbüz olurmuş. Macunu çarşıdan satın almak yok. Halka karışıp kısmetinize düşeni yakalayacaksınız. Açık gözler şemsiye açıp kaderi aldatmaya kalkarlar. İstanbul'da Eyüp Sultan halk inançlarının bir düğüm noktası olmuş. Dinlemediği dert yoktur Eyüp Sultan'ın. Ama artık o bile hastalarına yeni hekimleri sağlık verir gibidir. Hastaneler, eczaneler sarmıştır çevresini. Duadan önce veya sonra oralara gidilir ve Eyüp Sultan Kızılay'la paylaşır kurbanları. Dünyamız yeni inançların gözlüklerini taktı çoktan. Yeni kılıklara girdi sağlık perileri. Thank you.
ısrarlı yılanın yerini deney tavşanları aldı. Eski bilgiler yeni çarklardan geçiyor, yeni renklere bürünüyor. Park hekimliğinin dayandığı buluşlara, telkinlere yeni hekimlik hiç yer vermiyor. Fabrikalar ilaçların içleri kadar dışlarına da önem veriyorlar. Onlar da otları, suları, tozları sağlık için insan düşüncesinin bulduğu formüllere sokuyorlar. Ne var ki buradan çıkacak ilaçların üstüne isimleri, terkipleri yazılacak, dilek bezlerinin yerini de reçeteler tutacak. Sağlık suları çağımızda karanlık ötelerden değil, bilim çeşmelerinden akacak.